Bugün kocaman ama markası belli olmayan bir ring light inceleyeceğim. Bu ring light modeli muhtemelen çok satılıyor ama gördüğün gibi yine kadraja sığmadı. Markası da hemen sol üstünde yazıyor şurada. RL21 LED Soft Reading... LED Soft Ring Light. Yani markası yok. Merhabalar, ben Taha. Bay Taha kanalındasın. Önce ürünü kadraja sığdırabilmek için şu fazlalıklarından kurtulalım. Evet, bu kutunun içinde tripodu var muhtemelen. Şöyle kenara koyuyorum. Bu da kocaman ring light'ın kutusu. Bu ışık dün akşam geldi ve açmak için aşırı heyecanlanıyorum. Peki gelir gelmez neden açmadım? Çünkü dediğim gibi akşam geldi. Ben bugüne kadar çektiğim bütün videoları gün ışığından faydalanarak çektim. Bir heyecanla sabah olmasını bekledim ve şimdi saat 7. Kutuyu açıyorum. Bu da ne demek oluyor? Eğer ışık istediğim gibi çıkarsa bundan sonra videoları çekmek için gün ışığını beklemek zorunda kalmayacağım. Yani Bay Taha kanalına yatırım, anladın? Hem de bu sayede hem daha sık hem de daha kaliteli içerikler üretebileceğim. Umarım istediğim ve beklediğim gibi çıkar. O zaman hadi şu kutuyu açalım. Varan 1 kendi çantasıyla geliyor. Oğlum bunun bir koruması yok, bu kırılmış olabilir mi ya? Evet, umarım öyle bir şey yoktur. Çantasını şöyle bir kenara bırakıyorum. Şu beyaz kağıdından da kurtulalım. Evet, ışığımız bu. Arka tarafında fazla ısınmaya karşı havalandırma kanalları var. Hemen alt tarafında gücün geldiği bölge var. Şuradan tripoda bağlanabiliyor. Şu açma kapama tuşu. Alt tarafında güç girişi var. Ortasında bazı bilgiler yazıyor. Sol tarafında da telefonunu şarja takabileceğin iki tane USB çıkışı var. Şöyle üst tarafında iki tane knob yerleştirilmiş. Buralardan muhtemelen parlaklık ve renk sıcaklıkları ayarlanıyor. Dışarıdan 54 santim, içeriden 38 santim olduğu yazıyor. 65 wattlık bir güç tüketimi var. 7800 lümene kadar ışık verebiliyormuş. Bu gerçekten çok iyi. Renk sıcaklıkları da 2700 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında. Işığı açtığımda bunların ne anlama geldiğini zaten göstereceğim. Şöyle ön tarafını çevireyim. Evet, ön tarafı da dümdüz beyaz gördüğün gibi. Şu dışında kullanılan malzeme cam değil, plastik. Sert plastikten yapılmış ama yine de o kadar sağlam görünmüyor. Yani şöyle sert bir yüzeye çarpmayla kırılma ihtimali yüksek. Genel olarak malzeme kalitesi öyle ahım değil. Ama yine de çok kötü de değil. Şimdi ışık şöyle dursun, çantanın içinde başka bir şeyler vardı, onları çıkaracağım. Çantanın şöyle üst tarafına bir göz yerleştirilmiş. Buradan sırayla çıkaralım. Sırayla çıkaramadık, hepsini birden çıkardık. Başka da bir şey yok. O zaman çantayı gene fıcıtıyorum şöyle. Çanta gitti, bunlar da içinden çıkan malzemeler. Bir kere kutunun üstündeki görselden de anlayacağın gibi 3 tane telefon tutacağı var. Onları çıkarıyorum. 1, bu 1'in tutacağı. 2. Bu nasıl tip oğlum? Bu 2. Bu 2'nin tutacağı. Bu 3 değil, bu 3'ün tutacağı. Tombala, bu da 3. Şimdi ışık uzaktan kumanda yardımıyla kontrol edilebiliyor. Şu kumandası. Evet, son olarak bir tane güç kablosu. Şunu arka tarafta gördüğümüz girişe yerleştireceğiz. Bu tarafını da nereye takacağız? Prize takacağız. Bir de tabii ki kullanım kılavuzu var. Bunu ne yapıyorsun? At. 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 O pilin yanında iki tane kumanda da... O kumandanın yanında iki tane de pil gönderiyorlar. Güzel. Şimdi bu garip gureba şekilli arkadaşlar nasıl takılıyor? Şöyle mi? Şurayı şöyle aç. Sonra bunu buraya yerleştir. Yerleştirdik galiba, sonra sık sıktık. Bu telefon tutucular serbest hareket edebiliyorlar şöyle gördüğün gibi. Bak şöyle oldu. Şöyle yapınca da şöyle oluyor. Böyle yapınca da böyle oluyor. Ama gene de çok böyle bıraktığın gibi kalmıyor. Gördün mü? Bak şöyle bırakıyorum. Şak şak. Tamam, bu telefon tutucuları şimdi takacağım o zaman yerine. Tabi oğlum, 3 tane telefon tutacağına 3 tane telefon bağlamayacağım. Ama bu tutacakların yerleri belli olsun. Üstünde dursun böyle, ne zararı var. Hem kötü de görünmüyor ha. Buralar yanar sen olmadan, aman aman. İnan bana, başkasını dilemedim. Bu girmiyor, sadece dönüyor. Tamam, bu telefon tutucuları herhalde yerleştirdik, monte ettik. Şöyle. Şu şuraya, şöyle, şu şuraya, şöyle, şu da şuraya. Bak kötü görünmüyor işte. Ahtapot kolları gibi. 3 tane sarmış böyle. Ya da şöyle Wolverine. Şu güç kablosunu da açayım. Çünkü ışığı açmak için buna ihtiyacımız olacak. Yok artık. Bu da bayağı uzun ha bu arada. 3,5 metre falan uzunluğu var. Kumandayı şimdi boş ver ya, ben şu ışığı yakacağım. Işığın arkasını çeviriyorum. İçinden çıkan güç kablosunun bir ucunu buraya takıyorum. Kırmadan. Bu tamam. Kablonun diğer ucunu da prize takıyorum. Tamam, şu anda gücü alıyor olması gerekiyor. Açayım mı? Açıyorum. Açtım. Jort. Yanmadı. Oo, yandı. Oğlum az önce niye yanmadı? Ne olacak şimdi? Nasıl anlayacaksın sen bunun ışığının nasıl bir şey olduğunu? Bak şu anda minimum seviyede olduğu için yanmıyor. Bunu artırınca çat.
Yanmaya başlıyor. Parlaklığı artırıyorum. Artırıyorum. Maksimumu aldım. Maksimumu bu. Buradan da ışığın sıcaklığı ayarlanıyor. Kamerada belli olmuyordur da şu anda en sarıda. Şöyle artırdıkça beyaza doğru gidiyor. Şu anda da soğuk beyaz. Işık seviyesi bayağı yüksek ama buna akşamleyin bakacağız. Akşamleyin zifiri karanlıkta nasıl ortamı aydınlattığını göstereceğim. Saat daha 7, akşama çok var. Şu kumandasını da açayım o zaman. Bakalım çalışıyor mu? Pillerini yerleştireceğim önce. Evet, pilleri taktım. Nasıl çalışıyor şimdi bu? Şuna basayım. Aa, yes. Evet, buradan ışığın sıcaklığı ayarlanıyor. Ama galiba bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor ya. On. Off. Off deyince kapatıyor. On diyelim. Açıldı. Ortaya basınca bir şey olmuyor galiba. Ha, oldu. Ne oldu? Auxiliary. Auxiliary. Bu ne oğlum? Kelimeyi bilmiyorum. Oo. Ne oldu lan? Çakar yaptı, gördün mü? Yanıp sönüyor. Tamam, bir daha. Bir şey değişmedi. Bir daha bas. Bir daha bas. Aa, hızlandı. Böyle güzel video çekilmez mi aga? Bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Oğlum 3 kere mi basmam lazım? Daha da hızlandı galiba. Vay, neler yapıyor görüyorsun değil mi? Bir daha bas. Hah, durdu, tamam. Şimdi en altta bir de section tuşumuz var. Section'a basalım, ne oluyor? Bunlar da hazır renk ayarları. Bir tane en yüksek Kelvin, bir tane orta Kelvin, bir tane de en düşük Kelvin. E tamam, kapat. Yok, olmadı. Bu kapatmıyor. E tamam, kapat. Yes. Şimdi de şu ışığı kenara kaldırıp tripodu açacağım. Evet, tripod kutusu da buydu. Şu ucundan başlıyorum açmaya. Evet, tripodumuz da bu. Şöyle bacakları ayrılıyor bunun. Evet, açık haliyle ayakları masaya sığmıyor. Şuralardan da yükselmesi gerekiyor. Gene yoruldum, terledim. Ne yazıyor? Linko Zenit. Linko Zenit markaymış. Evet. Şuradan da yükseliyor. Evet aga, bu 2 metreyi falan geçti. Tamam, şöyle tekrar kapatıp şunları da şöyle aynı hizaya getirip sıkalım şimdi. Evet, ışığı geri getirdim. Şu alt tarafındaki vidayı gevşetiyorum. Oradan tripodu yerleştireceğim. Bu kadar mı giriyor? Oğlum bu tutmaz ki. Çok da sıkmıyorum çünkü ürünün markası belli değil. Bu tarz plastik aksamlarda yani şöyle biraz daha sıksam kırarım ve kullanılmaz hale getiririm diye düşünüyorum. Evet, takıldı. Kırıyordum oğlum az kalsın. Evet, şurayı sıkmamışız. Şurayı da iyice sıkalım. Şimdi kaldırıyorum. Evet. Şu anda tutuyor. No problemo. Dönmemesi için de şuraları da sıkacağız tabii. Evet, şu anda ışığı tripoda bağladım ve şöyle sağ üst taraftan vuracak şekilde sabitledim. Diyelim ki normal videolarımdan bir tanesini çekiyorum. İşte bir kulaklık incelemesi yapıyorum diyelim. Sanki teknoloji değil de kulaklık kanalıymışım gibi. Normal şartlarda her zaman çektiğim videoları bu ışıkla çekiyorum. Karşıda pencere var. Pencereden ışık vuruyor. Ben de bu ışık yardımıyla videolarımı çekiyorum. Şu anda tabii gündüz olduğu için bu ışığın katkısının ne kadar olacağını kestiremiyorum. Ama şimdi açıp bakacağım. Şu anda normal inceleme videomu çekiyorum. Şöyle kulaklıklarım açık. Işığı açıyorum. Hazır mısın? Yok, bu değildi. Şu muydu? Evet, ışığın anahtarını 10 konumuna getirmemişiz. Tamam, şimdi hazırım. Normal incelememi çekiyorum. Şuradan da 10 tuşuna bastım. Işık açıldığında gündüz dahi olsa bayağı sağlam bir aydınlık oldu, fark ettiysen. Şu alta üste basınca beyaz ayarı değişiyor. Yani ışık sıcaklığını... Ha, yo. Ha, parlaklık mı bu? Evet evet, bu parlaklık. Şu anda düşük bir ışık seviyesinde, artırıyorum. Evet, bu da en parlak hali. En parlak halindeyken bu şekilde ışık verebiliyor. Bir de sıcaklığını artıralım. Şöyle yakında tutayım, inceleme yapıyormuş gibi. Mış gibi. Sıcaklığı artırıyorum. Tabii telefondan çektiğim için telefon kendi kendine başka ayarlar da yapıyor otomatik bir şekilde. Evet, şu anda en sarı halinde. Şimdi en beyaz halinde. Lan bir tane düzgün kameram olsa bunları ne biçim gösteririm size var ya. Şu da beyaz ışık altında... Bıçağımız. Nasıl, güzel mi? Yani galiba gün ışığındansa incelemelerimi şu şekilde yapmak muhtemelen daha iyi olacaktır. Daha performanslı, daha kaliteli içerik. Işığı kapatayım bir de, öyle bakalım. Evet, şu gün ışığı. Şu da LED ışığı. Videoyu kurgularken ne kadar fark ettiğini ben de göreceğim. Ama en azından artık bulutlardan korkmayacağım. Videoyu çekerken araya bir bulut giriyor. Zaten kış da başladı. Evet, şimdi bu olayı kapatıyorum. En merak ettiğim kısma geçiyorum. Akşam karanlığında video çekebilecek miyim? Asıl o zaman artacak içerik sayısı. Yani telefonun ekranından gördüğüm kadarıyla şu şekilde iyi gibi ya.
Ne diyorsun? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara gelin, nasıl olduğunu yazın. Beğendin mi? Görüntüyü beğendin mi? Bak, videoyu zaten beğendin. O zaman videoya like atıyorsun. Bir de kanala abone oluyorsun. Lan bizim son yüklediğimiz video ne oldu öyle ya? 40 bin izlenmeyi geçmişten son. Buna bir tane belki gölge düşmesin diye bir ek ışık da alabilirim. Şu sol tarafa koyarım onu da. Gölgeyi bu tarafa doğru sağlam bir şekilde vermez. Yani tek bir açıdan vurmamış olur. Tamam, şimdi de akşam denemesi için akşam olmasını bekleyeceğim. Yani ben bekleyeceğim. Sen beklemeyeceksin. Senin için şu elimi kapatıp açtığımda akşam olacak. O zaman hadi akşam olsun. Bye. Evet, yeterince akşam oldu. Akşam olduğunda da ışığımız bu şekilde, videolarımız bu şekilde olacak. Şu anda en beyaz ışıkta, yani soğuk beyaz. Onun ayarını kumandadan değiştirebiliyorsun. Sıcaklığı artır. Evet, şimdi de en sarıya aldım, en sıcak ışığa. En sıcağındayken bu şekilde, en soğuğu da bu şekilde. Işık parlaklığını düşürüyorum. Yani bayağı düşürdüm. Şöyle bile fena değil. Bir de beyaz bir kulaklıkta bakalım. Cüceye. Bu da beyaz kulaklıktaki görüntüsü. Parlaklığı artırıyorum. Şöyle kapağını açayım, öyle artırayım. Evet, şu anda maksimum parlaklıkta. Aga, bir şey söyleyeyim mi? Böyle video çekilir ya. Ben bu ışığı hepsi buradan 1500 liraya aldım. Ama galiba satıcı 1500 liraya orada unutmuş onu. Anladın? Aynı ürün diğer bütün satıcılarda 2000 liranın üstündeydi. Bu satıcı da 1500 liraya kalmıştı. Ben de ne yaptım? Kaptım böyle. Ürünün siparişini verdim. Bildirim satıcının ekranına düşer düşmez ürün ilandan kaldırıldı. Sayfa iptal oldu. Uyuyan devi uyandırdım yani. Bu beyaz malzeme, bu siyah malzeme. Evet, muhtemelen şu anda şu gördüğün ortam benim içerik üretme hızımı olumlu yönde etkileyecek. Niye? Çünkü akşamları da video çekebileceğim. Tabii hala ışık eksiğim var, kamera eksiğim var. Yani dünya kadar eksiğimin olduğunun farkındayım ama ne yapacağım? Elimden geldiğince sık bir şekilde içerik üretmeye devam edeceğim. Bu serüvende bana bir destek atmak istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma. Darısı yeni ışık, yeni kamera, yeni telefon incelemelerine. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Kaçar.